Mühendisliği Kulübü olarak Perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize bu hafta Aral Okay hocamızın söyleşisiyle devam ediyoruz. Aral hocamıza davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz ve sözü hocamıza Teşekkürler Mehmet. Önce benim ismim Yasim. Yasim'in kızımın ismi. Nedense kızım kullanıyordu bu bilgisayarı. O yüzden onun üstünde kalmış. O düzeltmeyi yapayım. İkincisi, görüntüm nedense donuyor. Ama yani sonunda bir problem olmayacak. Görüntüyü bir açayım böyle tekrar. Açarsam görüntü geliyor ama ondan sonra biraz sonra donuyor. Şimdi dondu yine. Şimdi bugün Anadolu'nun jeolojisini anlatacağım. Çok uzun bir konu. O yüzden biraz daha böyle topik konu bazında gideyim dedim. Yani genel ilgi konularını. Türkiye Jeolojisi dersi veriyorum. Hatta bugün ders vardı. O Türkiye Jeolojisi'nde 13 haftada Türkiye'nin Anadolu Jeolojisi'ni açıklıyoruz. Ben yani bir saat içerisinde onu toparlamak zor. Bir de çok yoğun olursa biraz can sıkıcı olur. O yüzden birkaç konuya eğileceğim. Bir genel bir giriş Türkiye'nin jeolojisini anlamak için. Ondan sonra Karadeniz ve petrol, herkes biraz duymuş, ilgileniyor. O konuya değineceğim. Bir de Türkiye'nin ne tektoniği, deprem. O konu da ilgi çekiyor. Şimdi o zaman başlayabiliriz. Share diyorum. Şuradan açalım. Hop. En başa geldik. Bir dakika. Şunu. Bir dakika hocam. Tam ekran görüyorsunuz herhalde. Sesim de geliyor. Evet. Evet hocam. Evet hocam. Sorun Tamam. yok. Evet Ha, hocam. şimdi Anadolu'nun jeolojik evrimi. Genelde Türkiye Jeoloji dersine de bu slide'da başlıyorum. Slide Türkiye'nin bugünkü konumunu gösteriyor. Burada kısaltalım. Burada iki tane büyük kıta var. Lavrasya, Afrika, Arabistan. Bunlar çarpışıyor. Türkiye'de tam bu çarpışma kuşağı içerisinde yer alıyor. Bu Alpin çarpışma kuşağı, Alpin orojenez. Bu orojenez de Batı Alplerden başlayıp Dinaritler, Helenitler, Balkan itler üzerinden Türkiye'de Pontitler, Toroslarla İran'a, Zagros'lara geçiyor. Şimdi bu da karmaşık bir çarpışma kuşağı. Çünkü çarpışma olunca iki şey çarpışınca beklersiniz ki bu şunu biraz yapayım. İki tane çarpışmada kabuk kalınlaşır, en yükselir bölge. Nitekim bazı yerlerde bu oluyor. Mesela örneğin Arabistan'la Avrasya'nın çarpıştığı, direkt çarpıştığı bölge olan Türk-İran platosu, yani Doğu Anadolu, İran'da direkt bir çarpışma söz konusu. Burada bunu görebiliyorsunuz. Mesela dikkat edin, bu oklar hareketi gösteriyor. Hareketin yönü ve miktarını gösteriyor. Avrasya burada sabit kabul ediliyor ve Arabistan'ın hareketini gösteriyor. Burada hareket 20 milimetre saniyede. Daha kuzeye gidince şurada mesela İran'da 16 milimetre, Gürcistan'da 13 milimetre. Gittikçe hareket hızı yavaşlıyor. Bu ne demektir? Burası sıkışıyor. Yani burası çarpışma bölgesi. Çarpıştığı için Türkiye-İran platosu yüksek bir plato. 2 kilometrelik ortalama yüksekliği var. Aynı zamanda kalın bir kabuğu var. Buna karşılık bir garip olan durum var. Onu daha sonra bahsedeceğiz belki. Bu Ege bölgesinde ise genişleme var. Yani bu çok ilginç bir durum. Yani çarpışma bölgesinde dünyanın en hızlı genişleyen bir alanı mevcut. Onun sebebi de buradaki dalma batma zonu ile ilgili. Burada bir dalma batma zonu var. Bu dalma batma zonu eski Tetis'in artıklarından. Bu zon güneye doğru göç ediyor. Ve bu zonun üzerindeki alan yaklaşık kuzey doğu güneybatı yönünde genişliyor. Hızla genişleyen bir bölge. Bu ikisi arasında Anadolu levhası batıya doğru hareket ediyor. Bugünkü konum iyi anlaşılıyor. Bununla ilgili ölçümler var. Gayet iyi bilinen neoteknik konum. Geçmişe gidersek bu çarpışma öncesi bu iki tane Avrasya ile Afrika Arabistan arasında bir okyanus var. Yani bu okyanus yitiliyor, kayboluyor, daha sonra çarpışma başlıyor.
Bu okyanusa Tetis Okyanusu adı veriyoruz. Bunu duymuşsunuzdur. Bu Tetis Okyanusu kuzeyde Avrasya ile güneyde Afrika Arabistan'ı ayırıyor. Şimdi bu yerkürenin 150 milyon sene önceki durumunu gösteriyor. Yani geç Jura'daki durumunu gösteriyor. Burada bir sürü mıntıkayı, bölgeyi tanıyayım. Mesela şu Arabistan, bunu görebiliyorsunuz. Bu Afrika belirgin. Şurası Hindistan. Değil mi? Şurası Antarktika, Avustralya buraya gelmiş vaziyette. Kuzey Amerika burada. Şurası İspanya. Değil mi? Şurası Ukrayna ve Rusya. Şurası Helenikler, yani Yunanistan ve Yugoslavya ve şimdi Yunanikler. Türkiye burada tek parça değil. Türkiye'nin güney kısmı Toroslar, bu Tetis Okyanusu'nun güneyinde yer alıyor, şu bölgede yer alıyor, Torosları göstermiş. Kuzey kısmı Pontitler ise kuzeyde yer alıyor. Ya Türkiye Oligosen'e kadar, yani 25 milyon sene öncesine kadar tek bir parça değil. Okyanuslarla ayrılmış farklı parçalardan oluşuyor. Bir de dikkat edin, bu Toroslar burası. Torosların güneyinde de bir okyanus var. Bu okyanusta Doğu Akdeniz'de Hint Okyanusu'nu birbirini bağlayan ince bir kol şeklinde burada gösterilmiş. Ama bu rekonstrüksiyonda önemli belirsizlikler var. Şimdi bunu gösteren Kuzey Pontitler, Tetis'in kuzeyinde, Toritler ise güneyde. Bu okyanusun kapanmasıyla Alpin Orogenez meydana geliyor. Bu haritada Alpin orijenlik bölgeler gösterilmiş koyu renklerle. Burada bu koyu işte kavun veya kahverengimsi renkler aslen Lavrasya'ya bağlı olup bu orijenlik sırasında, yani ters kratese ve ters yerde başkalaşım geçen deforme olan kısımları gösteriyor. Türkiye'de Pontitler bu kısma karşılık geliyor. Koyu mavi olanlar ise iksel olarak Gondwana veya Afrika Arabistan'ın parçası olup Alpin orijini sırasında deforme olmuş alanları gösteriyor. Pontitler, Toritler. Bunlar Türkiye'nin iki önemli büyük tektonik ünitesi. Bu dediğim gibi Pontitler ve Toritler ta Karboniferden beri, yani 300-400 milyon senedir birbirinden okyanuslarla ayrılmış iki farklı mıntıka. Pontitler kuzeyde, Toritler güneyde. Zaman içerisinde gidersek bu 320 milyon sene önce Trias'ta 220 milyon sene önce yine Pontitler kuzeyde görüyoruz. Toritler güneyde. Bu Tetis Okyanusu. Şurası Pangea denen kıtalar topluluğu. Bu Trias zamanı ilginçmiş. Bütün kıtalar bir araya toplanmış vaziyette. Burada Afrika'yı görüyorsunuz. Güney Amerika burada, Kuzey Amerika, Antarktika, Hindistan hepsi bir arada. Daha sonra geç Jura'da bu durumu görmüştük. Erken Kretes'in Atlantik açılmaya başlıyor. Ona bağlı olarak Afrika kuzeye hareket ediyor. Bu Tetis Okyanusu da daralmaya başlıyor. Eosen'de Tetis Okyanusu daralmaya devam ediyor. Atlantik açılmış vaziyette. Amerika ile Afrika, Avrupa ayrılmış birbirinden. Doğu Akdeniz'i görüyorsunuz. Hala Doğu Akdeniz Hint Okyanusu ile bağlı, burada geniş bir okyanus kolu var. Hindistan kopmuş vaziyette kuzey hareket ediyor. Birazdan çarpacak Asya'ya. Çarptığı zaman da Himalaya dağlarını oluşturacak. Ve son olarak Oligosen'de 25 milyon sene önce Türkiye o zaman yaklaşık bugünkü konumunda sadece güneyde, Güneyde Anadolu'da bir okyanus, dar bir okyanus koridoru mevcut. Bu koridor Doğu Akdeniz'de Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Onun kapanması Miyosen'de yaklaşık 15-20 milyon sene önce oluyor. Yani 25 milyon sene önce Doğu Akdeniz'de bir gemi Süveyş Kanalı'nı geçmeden doğrudan doğru Hindistan'a bu koldan gidebilir. Tabii insanlar o zaman yoktu. Şimdi bu güzel bir animasyon. Bunu görüyorsunuz. Son 150 milyon senedeki kıta hareketlerini çok hızlı bir şekilde gösteriyor. Şimdi burada mesela bakın Hindistan'a bakın. Hindistan buradan kopuyor, geliyor Asya'ya çarpıyor.
Yani Pontitler de buna benzer. Pontitlerle önce Toritler beraber değilmiş. Bu kopup gelmiş, buraya çarpmış. Aynı şekilde Pontitler buradan kopuyor, gelip Avrasya'ya çarpıyor. Bu aynı zamanda alternatifin açılmasını çok güzel gösteriyor. Şekilde. Şimdi bir diğer önemli nokta pasif ve aktif kıta kenarı konusu. Bu genel bir levha tektoniği kestiğini gösteriyor. Okyanusun sırtı var. Buradan okyanusal litosfer ve kabuk dalma batma zonuna girip mantonun içine dalıyor. Bu tip zonlar aktif kıta kenarlarını oluşturuyor. Mesela Japonya aktif kıta kenarının bir örneği veya Güney Amerika'nın batı sahilleri. Dalma batma var. En tipik özelliği burada bir magmatik yay söz konusu. Bu bölgelerdeki kayalar daha çok volkanik kayalar oluyor. Çünkü burada volkanik, volkanizma var. Bunun dışında bu dalma batma zonlarında çok klasik kum taşı, gravat tipi kayalar bulunuyor. Diğer bir farklı kıta kenarı ise pasif kıta kenarı. Bu çok farklı. Burada fazla bir tektonizma mevcut değil. Kıtadan okyanusa normal bir geçiş söz konusu. Burada kalın sedimenter istifler oluşabiliyor. Kireç taşları çökülüyor, kum taşları çekiliyor. Bu ikisi birbirinden çok farklı istifler gösteriyor. İstif özellikleri gösteriyor. Şimdi bakarsak dünya haritasına, mesela Afrika'nın batısı tipik bir pasif kıta kenarı özelliğinde. Yani burada herhangi bir dalma atma yok. Burada kalın sedimenter istifler var. Buna karşılık mesela Asya'nın doğu kısımları, Japonya'nın önü, Kamçatka, Alaska şu kısımlar ve Güney Amerika'nın batı kısımları. Burası aktif kıta kenarları. Burada volkanik volkanlar var, filişler çökeliyor. Çok daha farklı bir özellikte. Şimdi çok genel olarak konuşursak, Anadolu toritler genelde pasif kıta kenarı özelliğinde. Buradaki istifler kireç taşları, Toroslara giderseniz çok kireç taşı vardır. Yani herhangi bir volkanik kaya çok seyrektir volkanik kaya. Paleozoik, mezozoik istifleri içerisinde genelde hep sedimenter kayalardır. Aynı şekilde mesela İstanbul zonunun İstanbul bölgesindeki paleozoik de tipik bir pasif kıta kenarı özelliğinde. Fakat pontitlerin özellikle mezozoik istifleri aktif kıta kenarı özelliğinde. Burada volkanikler var, piriş türü çökeller var, ekolojitler var, mavi şistler var. Yani bu önemli bir nokta. Şimdi bu girişten sonra Türkiye'nin genel jeolojik özelliğine bakalım. Bu Türkiye'nin jeolojik haritası. Bu harita MTA, Ankara'da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü var. Oradaki jeologlar tarafından hazırlanmış. Türkiye'deki kaya dağılımlarını gösteriyor. Jeolojik harita, yani jeoloji anlamada en önemli noktalardan bir tanesi. Harita hem kayaların cinsini hem de yaşını gösterir. Mesela burada bildiğiniz gibi mesela sarı renkte kayalar yaygın vaziyette. Bunlar neojen dediğimiz miyosen, pliyosen çökelleri. Mesela burada yeşiller var. Bunlar kratese yaşlı çökeller. Maviler jura yaşında. Kırmızılar granitler. Buraya baktığımız zaman buradaki renk cümbüşünü görüyoruz. Değil mi? Yani çok farklı renkler var. Bu da Türkiye'nin karmaşık jeolojisini yansıtıyor. Çok karmaşık bir jeolojisi var. Çünkü son 600 milyon senede kıta kenarında oluşmuş. Aktif kıta kenarlarında oluşmuş büyük kısmı. O yüzden çok farklı kayalar, farklı karmaşık bir jeolojisi var. O da Türkiye'de neden çok kişi merak eder, Türkiye'de neden petrol yok, halbuki Irak'ta var, İran'da var. Bunu da açıklıyor. Hatta böyle bir petrol jeologlarının bir sözü vardır. Bir haritada ne kadar az renk varsa petrol olma ümidi o kadar fazladır diye. Mesela bir de şimdi bu Orta Doğu'nun jeoloji haritası. Burada bakın Türkiye'nin ne kadar renk cümbüşüne bakın. Bunun renk cümbüşü İran'a devam ediyor. Bir de şu bölgeye bakın. Bu bölgede ne kadar sade renkler var. Bunlar genelde genç çökeller. Miyosen çökelleri. Değil mi? Bir de petrol yataklarının bu bölgede, dünyanın en büyük petrol yatakları bu bölgede yer alıyor. Onların dağılımına bakın. Bakın bu mesela buradaki yeşil
kısımlar petrol yataklarını gösteriyor. Kırmızılar doğalgaz yataklarını. Dikkat ederseniz bunlar hemen hemen tüm yataklar bu basit olarak yani jeolojinin basit olduğu şu alanda yer alıyor. Yani Orta Doğu'nun tüm petrol yatakları, İran'ın, Irak'ın petrol yatakları sadece şu bölgede yer alıyor. Mesela İran'ın kuzeyinde Türkiye'ye benzer jeolojiye sahip şu bölgede bir tane doğru düz petrol yatağı yok, değil mi? Veya Suudi Arabistan'ın bu kısmında hiç petrol yatağı yok. Suudi Arabistan'ın, Katar'ın yatakları hepsi şu bölgede. Burası ilginç bir ön ülke havzasıymış. Onun sadece çok ufak bir ucu Türkiye'ye geliyor. Orada da işte Raman, Siirt, Adıyaman petrol yatakları burada az miktarda burada mevcut. Yani Türkiye'de neden önemli petrol olmadığı sorusunun çok daha mantıklı cevabı var. Çok komple teoriler var. Buluyorlar da kapatıyorlar diye. Halbuki Türkiye'nin jeolojisi, kara jeolojisi Türkiye'de petrol bulma olasılığının yani büyük yatak olmadığını gösteriyor karalarda. Yataklar genelde şu bölgede gördüğünüz gibi. Şimdi bu girişten sonra bu karmaşık jeolojiyi anlamak için Türkiye tektonik zonlara ayrılıyor. Burada bahsettiğimiz pontitlerden bahsettik. Pontitlerde 3 tane zon var. Rodop, Isranca, İstanbul ve Sakarya zonları. Bunlar aslında geçmişte okyanuslarla ayrılmış ufak lehvacıklar. Bunların uzun karmaşık bir hikayesi var. Buna karşılık bu güneyde yani bu İzmir, Ankara, Kennedy denen hattın güneyindeki alan ise Anadolu Toros bloğu oluyor. Bu daha basit bir jeolojiye sahip fakat bunlar kendi içerisinde de alpin orojinin sırasında başkalaşım göstermiş, deforme olmuş. Şimdi bunun dediğim gibi hikayesi karmaşık ve ilginç ve onu Türkiye jeolojisi dersinde zon bazında anlatıyoruz. Burada hem zaman kısıtlı olduğu için hem daha ilgi çeker diye iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi Karadeniz ve petrol. Çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz doğal gaz bulundu ve Karadeniz hidrokarbon demek lazım. Karadeniz'in nasıl bir jeolojisi var? Nerede bulundu? Nasıl bulundu? Bir de Türkiye'nin neye tektoniği? Şimdi Karadeniz'de başlayalım. Önce yani bu şimdiye kadar anlattıklarımızın genel bir tekrarı. Anadolu son 400 milyon senedir bir araya gelmiş kıtasal ve okyanusal parçalardan oluşmuş. Pontitler aktif kıta kenarı özelliğinde genelde filiş ve volkanik kayalar var. Anadolu toritler ise pasif kıta kenarı özelliğinde kireç taşları hakim. Bu parçalar daha önce beraber değildiler. Şimdi Karadeniz'e gelelim. Karadeniz ve hidrokarbon. Karadeniz bir yay ardı havza diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bir dalma batma zonunun kesine bakarsak bu dalma batma zonu litosfer dalıyor. Burada bir ada yayı oluşmuş. Bu pontitler oluşuyor. Eğer bu genişlemeli tektonik olursa bu yayın arkasında bir havza açılabiliyor. Buna yay ardı havza diyorlar. Bu yay önü okyanusa bakan kısım yay önü. Hatta burada yay önü havza vardır. Yayın arkasında da bir yay ardı havza. Bu yay ardı havzanın okyanusal kabuğu da olabiliyor. Karadeniz'de Kratese'de açılmış okyanusal kabuğa sahip bir yay ardı havza. Nereden biliyoruz bunu? Değişik veriler var. Kratese jeolojisine bakarsak pontitlerin Gürcistan'dan başlayan bütün Karadeniz'i takip eden bu kırmızı yerleri görüyorsunuz. Bunlar üst kratese volkanikleri. Bu doğu pontitlerin jeolojisini tanımlayan bu üst kratese volkanizmasıdır. Bu orta pontitlerden devam eder. İstanbul zonun kuzeyinden gider. İstanbul'un en kuzeyinde bu Garipçe'ye giderseniz hatta bu 3. köprünün ayakları volkanikler üzerindedir. Daha sonra İğneada'ya gider. Oradan Bulgaristan, Sırbistan'a giden uzun bir magmatik yay. Bu yay, bu İzmir-Ankara kenedinden kuzeye doğru dalan okyanus litosferi üzerinde gelişmiş. Bu yayın arkasında da Karadeniz açılmış. Karadeniz büyük bir çukur. Derinliği 2 kilometreye geçiyor bazı yerlerde. Aynı zamanda havza. Havza demek sedimanın
çökeldiği, depolandığı, kalın sedimanın olduğu çukurlara diyoruz. Yani çukurla, çukur daha çok morfolojik bir tanım. Havza ise kayalara özgü bir tanım. Karadeniz hem bir çukur hem aynı zamanda bir havza. Bu Karadeniz'in çukur halini gösteriyor. Bu çukurun altında da çok kalın sedimanlar var. Bu Karadeniz'in kalınlık, sediment kalınlık haritası. Bu sağda bu kalınlıkları görüyorsunuz. Burada kalınlık, bu en yeşil 18 kilometre. Yani şu bölgelerde sediment kalınlığı, bunlar daha çok kum taşı, çamur taşı, şeyin, silt taşı, 18 kilometre sediman var. Şu kısımlarda sedimanlar 10 kilometre, 12 kilometre. Yani bu bölgelerde çok kalın bir sedimenter istif var. Bu istifin yaşı da Kretese'den günümüze kadar devam ediyor. Aktif bir havza hala burada sedimentasyon devam ediyor. Bu nedenle Karadeniz'de petrol şirketlerinin ilgisini çekiyor. Çünkü bu kadar büyüklükte nispeten az araştırılmış havza dünyada fazla mevcut değil. Şimdi buradan bir kesit bakalım. Karadeniz deniz olduğu için buradaki kayaları görmek mümkün değil. Buradaki kayalar sismik yansıma denen jeofizik tekniğiyle inceleniyor. Bir gemi patlatma yapıyor. Bu patlatma sonucu sismik dalgalar değişik katmanlardan yansıyıp geri dönüyor. Ona bağlı yer kabuğunun resmi ortaya çıkıyor. Şimdi bu kesite bakalım. Bu demin gösterdiğim Hatice'nin kesit. Burada altta şu en içinde okyanus kabuğu var. Bu kabuk üzerinde dediğim gibi kalınlığı 10 kilometreyi geçen sedimenter bir istif var. Dikkat edersiniz, bu istif böyle pasta gibi oldukça yatay bir konumda. Yani buradan buraya kadar 300 kilometre deforme değil. Yani o da iyi bir şey petrol jeolojisi açısından. İstifin yaşı kesin bilinmiyor ama muhtemelen Kretese ile başlıyor. Paleosen, Eosen, kalın Oligosen, alt Miosen ve Pliosen kuaternlerle var. Çok kalın bir istif var. Aşağıdan yani bu istifin petrol içermesi büyük bir olasılık. O yüzden petrol şirketlerinin bu istifin ilgisini çekti 2000'li yılların başından itibaren. Çok sayıda burada sondajlar yapıldı. Bu Türk karasularında, Karadeniz'in Türkiye karasularında yapılan sondaj yerlerini gösteriyor. Bunlar çok pahalı derin denizel sondajlar. Yani bu sondajın her birinin maliyeti yüz milyonlarca dolar. Genelde bu sondajlarda bir günlük maliyet 1 milyon dolara karşılık geliyor. Yani son derece pahalı sondajlar. Bakarsak burada 20'ye yakın sondaj var. Sonuç sıfır. Hiçbirisi ekonomik anlamda doğal gaz veya petrol bulamadı. Bunun değişik nedenleri var. En önemli nedeni rezervuar konusu. Karadeniz'deki katmanlar, kum taşı rezervuarları söz konusu, kötü rezervuar özelliğine sahip. Şimdi burada bu işte yapılan bazı sondajları gösteriyor. HOPA 1 ilk yapılan deniz sondajdı. 2005'te Türkiye Petrolü ile BP'nin, British Petroleum'un ortak bir sondajıydı. 3000 metreye girdi. Bu Sürmene 1, TPA'nın 4800 metre. Yassı uykunda bahsedeceğim. TPA Chevron 5 kilometre. Çok derin sondajlar. Bir de burada su derinliği buna ekleniyor. Bayağı derin, pahalı sondajlar. Ama sonuçta bir şey çıkmadı. Neden çıkmadı? Bu çok basit olarak petrol jeolojisinde görmüşsünüzdür. Petrol oluşması için bir kaynak kaya lazım. Bu kaynak kaya genelde karbonca zengin çamur taşları oluyor. Bu Karadeniz'de mevcut bol miktarda. Çünkü bol miktarda çamur çökeliyor. Onun dışında bir de rezervuar lazım. Rezervuar demek mesela kumtaşı rezervuarlarının iyi porozitesi ve permeabilitesi olması demek. Yani kuvarstan iyi yuvarlanmış kuvars tanelerinden oluşan bir kum taşının yüksek porozitesi ve permeabilitesi vardır. Buna karşılık grobak tipi kum taşlarında çok kil olduğu için bunlar geçirimsizdir ve kötü rezervuar özelliğindedir. Karadeniz'deki rezervuarın çoğu bu tip, bilhassa Doğu Karadeniz'de
Grovak tipi kum taşları. O yüzden bunlarda petrol barınamıyor. Üçüncü gereksinim bir petrol sahası için bir örtü kaya olması lazım. Mesela şehir türü, bu da örtü kayanın kaçmasını engelliyor gazın ve petrolün. Bir de bir yapı lazım, böyle bir antiklinal yapısı ki burada biriksin. Mesela ilk yapılan bu Popa 1 sondajı vardı BP'de, Türkiye Petrol 2005 yılında. Orada mesela bir kesiti gösterelim. Güzel yapılar var, böyle antiklinaller var. Ve hatta bu Rize açıklarındaydı, bu Hopa açıklarında. Burada denizden petrol sızıyor. Yani burada petrolün oluştuğuna dair veri de var. Sondaj yapıldı ama rezervuar çok kötü, Grovak tipi olduğu için hemen bıraktı. Hatta BP ikinci sondajı yapmadı. O öyle bir ceza hükmü vardı, onu ödedi, vazgeçti. Çünkü çok kötü rezervuar özelliğine sahip kum taşları çıktı. Onun nedeni, demin bahsettiğim gibi bu pontitler volkanik bir yay. Ve malzeme yaydan geldiği için genelde bol kil içeriyor. O da kum taşlarını için iyi bir şey değil. Diğer enteresan bir sondaj bu Yasöyük bir sondajıydı. Bu şu sondaj. Bu Chevron'la beraber açıldı. Burada güzel bir yapı var böyle. Büyük bir, bu gene sismik kesit. Bu yapı çevresinde bu oligosen miyosen şeyleri var. Bunlar güzel kaynak kaya. Eğer bu yapı kireç yaşı olduğu farz edilirse, o zaman bu kaynak kayadan buraya malzeme, yani petrol girebilir. Burada çok güzel bir kapan oluşturabilir. Tabii derinde bu, yani 4000 metre derinde. O yüzden buraya gidip bakamıyorsunuz bu kireç yaşımı volkanik mi diye. Bu en büyük sorun bu. Bu acaba kireç yaşımı volkanik mi diye. Bunu jeofizikler çok volkanik, kireç yaşı diye söylemiş. Fakat sondaj yapıldı, bu volkanik çıktı. Tabii volkaniklerde petrol pek barınamıyor. Yani bu 200 milyon dolar bu şekilde boşa geçti. Bu da Chevron'da dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bir tanesi. Bundan alınacak bir ders, herkes hata yapabiliyor. En iyi şirketler bile hata yapabiliyor. Son olarak bu son çıkan doğalgaz bulunan kuyudan bahsedelim. O kuyu Batı Karadeniz'de, bu daha iyi. Çünkü buradaki malzeme daha çok batıdan, Balkanlardan geliyor. Burada volkanikler daha az, granitler daha fazla. Aynı zamanda bu Tuna 1 kuyusu, bu Romanya açık, Romanya sahası içerisindeki Domine 1 sahası var. O sahanın bir tür devamı. Domine 1 sahasında Avusturya Petrol Şirketi var. O gaz bulmuştu. Yani bu sahanın bir tür devamı niteliğinde. Ve buradaki rezervuar daha çok genç miyosen çökelleri içerisinde, şunlar içerisindeki kum taşı mercekleri. Bu mesela Romanya'daki eşdeğer Domine 1 sahasındaki beklenen rezervuarlar, bunlar kum taşı mercekleri. Çevresinde şehirler var. Şu kırmızı olan yerlerde ise doğalgazın biriktiğini düşünülen yerler. Gerçekten de bu son buluşta bu tip kum taşları içerisinde meydana geldi. Yani bundan sonra da zaten araştırmalar daha çok bu genç maykop denen çok kalın kum taşları ve şehirler içerisinde olacak. Bu oligo alt miyosen maykop denen birim aslında Azerbaycan'daki petrol sahalarının hemen tümü bu birim içerisinde. Kısaca ona değinelim. Bu da Karadeniz'in dünya denizleriyle olan ilişkisi. Karadeniz biliyorsunuz nispeten izole bir deniz. Boğazlarla Akdeniz'e, oradan da Atlantik'e bağlı. Bu 2000 metreyi geçiyor derinliği. Boğazların derinliği ise 45 metre falan. O yüzden geçmişte Karadeniz göl haline gelmiş. Yani buzul zamanında Üsküdar'dan Beşiktaş'a yürüyebiliyormuşsunuz. Ve bunun neticesinde Karadeniz izole olmuş ve göl haline gelmiş. Yani Karadeniz yarı bir göl. Her zaman bu öyle değil. Mesela Üskratese'de, bu Üskratese'deki paleocoğrafyayı gösteriyor. O zaman deniz seviyesi yüksekmiş ve Karadeniz bütün dünya denizleriyle bir parçasıymış. Karadeniz burada görüyorsunuz.
Karadeniz devamı var. Bu Viyana Havzası'ndan geçiyor. Bu Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz. Hepsi berabermiş. Ama zaman içerisinde Karadeniz ve Hazar güneydeki Akdeniz'den ve Hint Okyanusu'na izole oluyor. Burada Paratetis denen bir deniz tanımlanıyor. Bu Paratetis asıl Tetis'ten Anadolu, Balkanlar, Anadolu, İran'la ayrılıyor. Burada daha çok böyle düşük tuzlulukta kendine özgü organizmanın yaşadığı bir deniz. Ve bu denizde koyu renkli şehirler, çamur taşları çökeliyor. Azerbaycan'ın Baykop denen, Azerbaycan petrol yatakları bu Paratetis'in çökelleri içerisinde. Şimdi konuşmanın son bölümünde güncel tektonik ve depremden bahsedelim. Çünkü o konu da güncel bir konu. Daha önce yani kısaca faylardan bahsedelim. Üç tip fay var biliyorsunuz. Yapısal jeoloji dersini alanlar. Bir tanesi doğu asımlı fay, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı gibi. Diğeri normal faylar. Bu normal faylar genişleme tektoniğinin bir neticesinde oluyor. Bir bölgeyi genişletirseniz normal fay gözlüyorsunuz. Diğeri de ters fay. Ters faylar ise sıkışma sonucu oluşabiliyor, oluşuyor. Türkiye'de bu üç tane değişik fayların aktif olarak egemen olduğu bölgeler var. Kısaca onlardan bahsedeceğiz. Bir de depremden bahsedeceğiz. Depremler faylanma sonucu oluşuyor. Depremin oluştuğu nokta derinde oluyor genelde. 10 kilometre veya daha derinde. Ona depremin odağı diyoruz. Şurası. Bir de bunun tam üzerindeki nokta ise depremin episenteri oluyor. Şimdi bu harita dünyadaki deprem episenterlerinin dağılımını gösteriyor. Bu aynı zamanda lehva sınırlarını tanımlayan bir harita. Burada görüyorsunuz o Atlantik Okyanusu'nun Atlantik ortası sırtı var. Değil mi? Şurası Dalmabatlı zonları. Şurası ise Alp Himalaya kuşağı. Burası Ege'deki yoğun deprem aktivitesini görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki bu haritayı göstermiştim. Aktif tektoniği gösteriyor. Türkiye'de doğuda bir sıkışma söz konusu. Yani ters fayları burada görüyoruz. Burada ise bir genişleme söz konusu. Burada ise aktif normal fayları gösteriyoruz. Aktif fay deyince deprem yaratan fayı anlatıyoruz, anlıyoruz. Bu aynı harita biraz daha boyanmış hali. Burada Anadolu levhasını görüyoruz. Batıya doğru hareket ediyor. Bu hareket kaçmadan ziyade buranın çekmesi. Çünkü bu hareket miktarı burada senede 20 milimetre. Burada 30 milimetre. Burası hızlı genişliyor. Dediğim gibi bu hareketin ana nedeni buradaki dalma batma zonunun güneye doğru hareket etmesi. Burada bir çarpışma zonu var Doğu Anadolu'da, İran'da. Bu da Ölü Deniz fayı. Çünkü Arabistan, Afrika'dan daha hızlı hareket ettiği için arada bir fay oluşmuş vaziyette. Bunlar sadece teorik değil, yani ölçülmüş hareketler. Bu GPS'le ölçümler yapılıyor. Bu GPS istasyonları ve hareketleri görüyorsunuz. Bu hareketler buradaki vektörlerin boyu, hareket miktarı, yönü ise yönünü gösteriyor. Burası 20 milimetre. Dikkat edin, burada böyle bir dairevi bir hareket var. İskenderiye'den bir pergel çizerseniz bu hareket böyle bir hareket. Ve hareket buraya doğru artıyor. Burada okların boyu daha uzun. Arttığı için burası zaten genişliyor. Burada ise azalıyor hareketler. Dikkat edin, şuradan oklar gittikçe boyları azalıyor. Burada sıkışma var. Ve bu da modellenmiş vaziyette. Şu İskenderiye çevresinden dönen bir dairevi hareket. Bunun nedeni ise buradaki okyanus kabuğunu, okyanus litosferini dalma batmaya uğratıp yemesi için. O bitince şimdi çarpışma başladı. Ondan sonra bu hareket duracak. Bu harekete bağlı olarak bu Türkiye'nin platosu yükseliyor. Burası ise çöküyor. Bu depremleri gösteriyor. Türkiye'deki depremler büyüklüğüne göre en büyük depremler Kuzey Anadolu fayı boyunca gerçekleşiyor. Ege'de de yoğun bir deprem aktivitesi söz konusu. Bu Türkiye'nin aktif fay haritası. Yani bu gene MTA tarafından hazırlanmış. Bu aktif fay deyince yani üzerinde deprem olan olabilecek faylar. Buradaki ana yapı tabii Kuzey Anadolu fayı buradan başlıyor. Karlova üçlü eklemi derler.
Buradan başlıyor, böyle bir kavis çiziyor. Marmara'yı geçiyor, sonra Saros Körfezi'nden Yunanistan'a doğru devam ediyor. Şurada da Doğu Anadolu fayı var. Bu fay da böyle geliyor. Buradaki Ölüdeniz fayına kavuşuyor. Bu ikisi arasında İç Anadolu nispeten sakin depremsellik açısından. Burada ise kuvvetli bir kuzeydoğu güneybatı genişleme olduğu için burada çok sayıda normal faylar var. Bu bölgede ise ters faylar ve doğrultu atımlı faylar söz konusu. Bu Türkiye'nin deprem tehlike haritası da bu durumu yansıtıyor. İşte Kuzey Anadolu fayı en riskli bölge, Doğu Anadolu fayı. Batı Anadolu, burada da yine normal fay depremleri mevcut. En sakin yerler bu İç Anadolu ve Karadeniz'in dış kuzey kesimi. Buradaki genişlemeye bağlı olarak buradaki grabeller oluşuyor. Doğu batı girişli grabeller oluşuyor. Normal fayla bağlı grabeller oluşuyor. Evet, Batı Anadolu dünyada en hızlı genişleyen kıtasal bölgelerden birini teşkil ediyor. Doğu batı girişli grabeller var. Bir de kuzey kuzey doğu girişli grabeller söz konusu. Bunları görüyorsunuz. Bu Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes grabelleri. Son İzmir depremi ise Sisam adası açıklarında şu bölgede oldu. Bir normal fay üzerinde 6.9 büyüklüğünde bir depremdi. Bu deprem çözümlerini gösteriyor. Bunlar normal faylar. Bu hareket, yani bu stereografik projeksiyon, bunu yani bunun değişik tiplere ver, fakat bu ne, doğu batı girişli bir normal faya karşılık geliyor. Yani burada büyük bir normal fay var. Buradaki o Büyük Menderes grabenin bir tür devamı. Derinliği ise bu derinlik olacak. Bu derinliği ise yaklaşık işte 5-10 kilometrelik artçılarla beraber. Bu, yani normal faylarda depremler çok büyük olmuyor. Bu 6.9 yani en büyük depremlere yakın bir deprem. Normal fay, bu Ege'deki bir normal fay düzlemini görüyorsunuz. Bu taraf aşağı doğru kaymış vaziyette. Bu Batı Anadolu'daki büyük depremleri gösteriyor. Bu normal fay depremleri. Dikkat ederseniz çoğu, hemen hepsi 7'nin altında. 2 tane 7'nin üzerinde deprem var. Buna karşılık Kuzey Anadolu fayındaki depremler çok daha büyük oluyor. Şimdi Kuzey Anadolu fayından kısaca bahsedelim. O dünyanın en büyük doğrultu atım faylarının bir tanesi. Yani Kaliforniya San Andreas fayı var. Yeni Zelanda Alpine fay var. Üçüncüsü de bu Kuzey Anadolu fayı. 1500 kilometreden fazla bir uzunluğu var. Aktif bir fay ve morfoloji de son derece belirgin. Mesela bu Trakya'daki Kuzey Anadolu fayının kolu. Şunu dikkat ederseniz şöyle bir çizgisellik var. Gene vadi oluşturuyor. Bu fayın geçtiği, şurası bir gölet, zon oluşuyor. Şurada Tekirdağ biraz yukarıda. Şurada bir yerde Şarköy var. Gelibolu'da şurada bir yerde. Bu Kaliforniya'daki San Andreas fayı, bu doğrultu atım faylar dik olduğu için, yani düşey olduğu için bunlar böyle çizgisel oluşuyor. Normal faylar eğimli olduğu için onlar daha çok kavislidir böyle. Bunların çok belirgin yüzey şekilleri var. Burası Gerede, hem Kuzey Anadolu fayını Gerede'den geçer. Hatta Temde'den Ankara'ya giderseniz Gerede'ye kadar fayı takip edersiniz. Gerede'den sonra faydan uzaklaşırsınız. Gerede'ye giderseniz böyle uzun sırtlar var. Şurası fayın geçtiği bölge. Bu Erzincan Ovası yine fayla oluşmuş uzun ince yeryüzü şekilleri. Bu fay ilginç bir fay. Bu fay boyunca 20. yüzyılda bir seri depremler oluşmuş. En bilineni, en büyüğü 1939 Erzincan depremi. Aralık'ta olmuş, çok sayıda can ve mal kaybına. Yani ondan sonra 40'ta bir deprem var, 43'te var, 44'te var. Yani fay Erzincan'dan başlayıp batıya doğru takır 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 kırılmaya başlamış. Zaten fayın varlığı da bu şekilde tanımlanmış. O sırada İstanbul Üniversitesi'nde, daha sonra İTÜ'ye geçti, hoca olan İhsan Ketin, her deprem sonrası araziye gidiyorlar, faydaki atıma bakıyorlar. Her
gittikleri 39, 42, 43 her depremde görüyorlar ki fay sağ yana atımlı. Yani sağ taraf sağa doğru kaymış. Hepsinde atım 2-3-5 metre ama hepsi aynı şekilde. O sırada aklına geliyor ki bu tek büyük bir fayın parçası, fay parça parça kırılıyor. 1948'de Almanya'da Geologische Rundschau diye önemli bir dergi vardır. O dergide öyle bir kısa bir makale yayınlıyor. Diyor ki bu fay diyor büyük bir fay ve sağ yana atımlı aktif bir fay. Ki yani ilk defa Yunan fayının gerçek karakteri o zaman ortaya çıkıyor. 1948 yılında. Bu fay boyunca atımları gösteriyor. Şurası atım miktarı. Her deprem sırasında oluşan atım miktarı. Bu 39 depremi, bu 42 depremi, 43, 44, bu 51, 57, 67 depremi. Şurada bir boşluk var görüyorsunuz. Bu boşluk da Marmara'daki boşluk. Yani İstanbul'u bekleyen büyük tehlike buradaki boşlukta kendini gösteriyor. Bu aynı şekilde Meta'nın fay haritasında da gösterilmiş. Dikkat edersiniz bir kırmızı çizgiler var. Bir de biraz daha koyu kırmızı çizgiler var. Biraz böyle kotka rengi. Bunlar depremlerde kırılmış faylar. Şu mesela şu kısım 99 İzmit depreminde kırılan fay. Şurası daha sonra 99 Ağustos'ta oldu bu. Bu da Kasım ayında galiba ikinci bir deprem oldu Kaynaştı'da. Bu o fay. Şurası 1912'de Ganos depremi, bu fay kırılmış. Kırılmayan kısım şu Marmara'daki şu alan. Bu alanda İstanbul'u gerçekten çok ciddi bir şekilde tehdit eden depremin oluşmasının beklenen fay. Şimdi Marmara'ya bakarsak, Marmara'da deniz biliyorsunuz. Marmara oluşumu tamamıyla Kuzeyanlı Fayı'na bağlı. Yani Kuzeyanlı Fayı olmasaydı Marmara olmazdı. Marmara'da üç tane büyük çukur var. Bu Karadeniz gibi bu çukurlar hem çukur hem havza. Bir tanesi İstanbul güneyinde Çınarcık Havzası. Bu havzanın derinliği 1200 metreyi geçiyor. Bu merkezi havza, bu Tekirdağ Havzası. Her birinin derinliği 1200 metre civarında. Bunların içerisinde kalın sedimanlar birikmiş. Tabii bu havzaların yaşı çok genç. Bu havzalar 5 milyon yıl yaşında veya daha genç. Karadeniz ise biliyoruz 80 milyon yaşında. Yani bu fayın havza oluşması tümüyle fayın hareketine bağlı. Şimdi bu bilhassa 99 depreminden sonra Meytan'ın yaptığı sismik çalışmalarla fay geometrisi ortaya çıktı. Daha önce yani bu 99 öncesi Marmara'daki fayın nasıl geçtiği bilinmiyordu. Çünkü Marmara deniz olduğu için karada fayı görebiliyorsunuz, denizde fayı göremiyorsunuz. Bir takım spekülasyonlar vardı. Meta sismik bir gemisinin yaptığı sismik çalışmalarla Marmara'daki fay geometrisi artık biliniyor. Ve şu şekilde İzmit fayı geliyor doğu batı. Daha sonra burada bir adalar fayı denen kısa bir segment var. Daha sonra uzun bir merkezi Marmara fayı var. Değil mi? Kırılması beklenen depremde şu merkezi Marmara fayı, belki de adalar fayı. Şimdi bunun geçmişte kırıldığına dair veri var. İki tane büyük deprem İstanbul'u etkilemiş. Biri 1509, biri 1766. Bu depremler İstanbul'u kötü etkilemiş. Ve bu depremler sırasında bu fayların kırıldığı düşünülüyor. Aradan yani bayağı zaman geçmiş. O yüzden bu fayların her an kırılması bekleniyor. Şimdi sismik çalışmalardan bahsettik. Bu sismik çalışmanın yöntemini açıklıyor. Bir gemi var, sismik gemi. Burada bir kaynak var. Bu kaynak bir hava tabancası. Buradan bir tane patlatma yapılıyor. Patlatma noktasından sismik dalgalar yayılıyor. Bu dalgalar yerin dibinde değişik katmanlardan yansıyor. Daha sonra geminin arkasında uzanan bir alıcı var. Bu alıcı da kaydediliyor. Ve değişik yöntemlerde bu yer kabuğunun, yer içinin bir takım haritası çıkıyor. Şimdi bu MTA'nın attığı 99 depreminden sonra sismik hatlar. Bu İstanbul burası.
şu Çınarcık Havzası, derin havza. Şunlar da sismik hatlar. Bir tanesine bakalım. Mesela şu hatta bakalım. Şimdi burada kuzey burası, İstanbul burada. Burada görüyorsunuz çok dik bir çukur, dik bir yamaç var. Su derin, şurası su. Derinlik 1200 metre civarında. Dümdüz yani futbol sahası gibi altı. Altında şu siyah beyaz çizgiler görüyorsun. Bunlar genç sedimanlar. Yani bunlar kuatenler, pliyosen, son 3-5 milyon senede çökelmiş sedimanlar. Bunların kalınlığı, bu gidiş dönüş zamanı oluyor. Ve bunların kalınlığı 3 kilometreyi geçiyor. Yani son 5 milyon senede burada 3 kilometre sediman çökelmiş vaziyette. Bu havza çökmeye de her deprem oluşunda bu havza biraz daha çöküyor. Bu da bunun açıklama şekli, fay şuradan geçiyor. Düzenli fayı. Her deprem oluşunda burası biraz aşağı çöküyor. Buraya sediman birikiyor. Şimdi bu dediğim gibi bu fay, Adalar Fayı ve Merkezi Marmara Fayı olacak deprem İstanbul'u tehdit eden bir deprem. Depremin tehdidi hem can hem mal kaybına yol açıyor. Binalar yıkılabiliyor. Bunu kontrol eden faktörler nedir? Bu üç tane faktör var. Bir tanesi deprem büyüklüğü. Bu depremin büyüklüğü yaklaşık biliniyor. 7 ile 7.3-7.4 civarında bir şey bekleniyor veya 7.3 civarında bir deprem bekleniyor. İkincisi mesafeye bağlı, depremden olan mesafe. Mesafe ne kadar uzaksa sarsıntı o kadar az hissediliyor. Bir de mantıklı da bir şey. Üçüncüsü ise o bölgedeki kaya durumu. Bazı kayalar, sert kayalar sarsıntıyı azaltıyor. Yumuşak kayalar, çamur gibi sarsıntıyı arttırıyor. Bunun en güzel örneği mesela bu 99 depreminde bu deprem şiddet haritası. Burada şu fay kırılmıştı. Burada bu koyu renk kısımlar en çok şiddetli, depremin şiddetinin yüksek olduğu kısımlar. Burada mesela 99 depreminde Avcılar'da mesela yıkım oldu. Binalar çöktü. Can kaybı oldu. Buna karşılık mesela Göztepe ve Bostancı gibi depreme daha yakın kısımlarda pek bir şey olmadı. Bunun nedeni bu bölgedeki zemin koşulları. Bu bunu gösteriyor. Mesela bu sert bir magmatik kaya, bu sedimenter kaya, bu alüvyon, bu da çamur. Aynı deprem sırasında buradaki sarsıntı çok daha az, burada ise çok daha fazla. Bu da mesela ölçülmüş bir nükleer patlatma sırasında San Francisco çevresinde sağlam kayada sarsıntı şu şekilde, alüvyonda bu şekilde, çamurda bu şekilde. Yani binanın olduğu zemin koşulu son derece önemli sarsıntının miktarı açısından. İstanbul'a gelirsek İstanbul'un güney kısımları, burada İstanbul'un jeoloji haritası. Burada şu kahverengi kısımlar paleozoik kayalar. Mesela bizim İTÜ kampüsü de şurada yer alıyor. Karbonifer kum taşları şeyleri üzerinde. Nispeten sağlam bir kaya üzerinde. Buna karşılık İstanbul'un güneyinde bu sarı renkli gösterilen kısımlar çamur taşları, şeyler, sit taşları, kum taşları, leş taşı da var. Bu çok daha genç, daha yumuşak kaya. Yani bu zemin koşulları buradaki sarsıntıyı arttırıyor. O açıdan yani bu deprem konusu önemli bir konu. İstanbul'u çok etkileyecek bir konu ve çok şeyi biliyoruz. Yani depremin nerede olacağını biliyoruz. Yaklaşık büyüklüğünü biliyoruz. Nerede en çok hasarın yaratabileceğini biliyoruz. Yani herkesin bunun bilincinde olması, oturacağı yeri ona göre seçmesinde bazen tabii tercih olamıyor ama büyük yarar var. Yani İstanbul'un güney kısmı böyle bir depremde çok daha fazla etkilenecek kuzey kısmına göre. Bu da zaten bunu gösteriyor. Bu bir senaryo. Burada kırılan fay ve oluşan ivme, çünkü sarsıntı ivmeyle tanımlanıyor. Güney kısımlarda ivme daha büyük olacak. Bir de zemin koşulları da etkili. Kuzeye gittikçe bu durum azalacak. Ve bu son slaytım galiba Türkiye deprem haritası da son deprem tehlike haritası da buna göre tasarlanmış. Burada
koyu renk kısımlar ivmenin, beklenen ivmenin en yüksek olacağı kısımları gösteriyor. Açık renk kısımlar ise ivmenin en az olacağı kısımları gösteriyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorular varsa soruları alabilirim. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi ıslak zeminde, yani yumuşak zeminde daha fazla etkili oluyor dediniz ya. Evet. Sertte daha etkili olması gerekmiyor mu? Yani demir mantığı gibi düşündüm ben. Mesela demir yolunda bir tane vursak çok uzaklara kadar o enerji gider. Ama bu sarsıntı enerjinin gitmesinden ziyade sarsıntının amplitüdü. Yumuşak zeminlerde sarsıntının amplitüdü büyüyor. Yani o hem ölçülmüş bir şey birçok depremde. Buna karşı ki sert zeminlerde sarsıntının ivmesi küçülüyor. Yani o çok iyi bilinen bir husus. Teşekkürler. Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu hani şey işaretlediğimiz şu fay hatlarının olduğu bölgelerde, hani mesela Arap bloku hani güneydoğudan gittikçe itiyor ya Türkiye'yi. Evet. Herhangi bir yırtılma falan olması mümkün mü peki bu durumlar şey bu fay hatlarında? Yırtılmadan kastettiğin ne? Hani mesela şey mesela Kuzey Anadolu fayını varsayalım. Arap evet. bloku güneydoğudan bastırdıkça mesela Kuzey Anadolu fayı açılıp Ege Denizi'nden Mısır'a inmesi söz konusu mu? Aslında hareketler çok yavaş oluyor. Bir de jeolojinin enteresan tarafı o. Şu şeyi çıkartabilirsen bir dakika. Tamam şurada. Şu Türkiye'nin teknik adresi açalım. Şimdi hareketler jeolojik hareketler insan ömrü açısından son derece yavaş olan hareketler. Yani burada mesela insanın tırnağı büyüme kadar insan tırnağın büyüdüğünü göremiyor ama tırnak büyüyor. Bunun gibi hareketler senede milimetre cinsinden, en fazla birkaç santimetre cinsinden. O yüzden yani bunu geçmişe gidebiliriz. Fakat hareket çok yavaş olduğu için yani insanlık ömrü içerisinde bir fark görmek pek mümkün değil. Ama ne olabilir, ona bakabiliriz. Mesela burası çarpışıyor, burası çarpışmaya devam eder. Ona bağlı olarak bir bölge daha da yükselir, aşınır. Buna karşılık asıl değişiklik bu Ege bölgesinde olabilir. Çünkü bu Dalmabat muzonu var. Bunun güneyinde şu bölgede az miktarda okyanus kabuğu kalmış. Hemen bitmiş gibi. Okyanus kabuğu bitince ne olacak? Bu Afrika gelip Dalmabat muzonuna girmeye çalışacak. O zaman burada bir çarpışma meydana gelecek. Yani o zaman Ege ile Yunanistan, Girit ile Libya çarpışmaya başlayacak. Ve buna bağlı olarak o zaman bu bölge çıkışacak, yükselecek, aşınacak. Bu dediğim olaylar yani 5-10 milyon sene içerisinde meydana gelecek olaylar. İnsan ömrüyle jeolojik ve insanlık ömrüyle jeolojik süreçler arasında bir zaman uyumsuzluğu söz konusu genelde. Bir şey daha soracaktım da bu hani şey Ege bölgesinin genişlediğinden bahsettik yani. Evet. Ege bölgesinin tutan bir yer var mı peki, yoksa hani o genişlemeyi sırf Arap blokundan olan baskıdan ötürü mü oluyor? Aslında baskıdan ziyade yani o onu yani iyi anlaşılmıyor. Baskıdan ziyade çünkü buradan bastırsa değil mi en fazla buradan kaçması lazım. Buraya gittikçe azalması lazım hızın. Halbuki tam tersi bu baskılan yerde hız senede 21 milimetre, burada 33 milimetre. Yani buradaki Anadolu levhasının batıya hareketinin ana nedeni buradaki Dalmabat muzonunun güneye göç etmesi. Yani bu Dalmabat muzonu bundan diyelim 5 milyon sene önce şu pozisyondaydı. Dur benim şeyim çıksın, daha iyi gözükür. 5 milyon önce Dalmabat muzonu böyleydi. Zaman içerisinde güneye doğru göç ediyor. Bu göç ettiği için Dalmabat muzonunun üzerindeki levha genişliyor. Yani buradaki hareket itmeden ziyade çekmeye bağlı olan bir hareket. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hocam bizim dersimizde hocamız beklenen Büyük İstanbul depreminin Çınarcık fayı üzerinde olacağını söylemişti. Bu konuda anlaşıldı mı hocam?
Evet. Şimdi o zaman dur şu fay haritasını da açayım bir dakika. Marmara fay haritasını açalım. Evet. Hocam Marmara'ya gitmeden önce Ege ile ilgili bir soruyu sorup o meseleyi bir kapatabilir miyim? Daha tamam, sonra Marmara'ya gitsek izninizle. Şimdi hocam 3 sene önce bir Bodrum depremi yaşadık. Arkasından bu sene de bir İzmir depremi oldu ama siz İzmir depreminin normal fay üzerinde olduğundan bahsettiniz. Fakat bu 3 sene zarfında bu bölge, ben de şu anda Milas'tayım, bu bölge çok sallandı. Yani irili ufaklı sürekli depremler oluyordu. 4'ün üzerinde 5.1 belki arada gözüküyordu ama genellikle işte üçlü seviyelerde depremler yaşanıyordu ve yaşanan yerde işte Karaincir açıkları, bu tarafı biliyorsunuzdur mutlaka. Ondan sonra Kos Adası ile Bodrum Yarımadası arasında olan bölge, biraz kuzeyi, Kuşadası'nın güneyi vesaire. Şimdi hocam bütün bu hareketlilik İzmir depremine ne bağlanabilir mi? Yani bunu bu öngörülebilir miydi buradaki hareketlilik izlenerek? Yoksa bunlar tamamen birbirinden bağımsız şeyler mi? Bunlar tamamen birbirinden bağımsız depremler. Yani bir dakika, o bir tane deprem haritası vardı. Onu açayım. Bu haritaya bakarsanız, bu haritada mesela göreceğiniz şu bölgede çok sayıda deprem episenterleri oldu. Buna karşılık mesela Kuzeyanadolu fayına bakın, burada büyük depremler var ama çok da az sayıda deprem var. Bu nispeten normal fayların özelliği, bu bölgede çok sayıda normal fay var. Yani hareket çok geniş bir alana yayılmış vaziyette. O yüzden bu bölgede çok sık deprem beklenir. Ama depremler dediğim gibi genelde 7'nin altında olur. Yani İzmir depremi, Sisam depremi görülebilecek en büyük depremlerden bir tanesi normal faylı. Ama bu bölgede her zaman irili ufaklı depremler beklenir. 7'nin altında deprem beklenebilir. Bunlar birbirinden bağımsız depremler. Çünkü geniş bir bölge, yani buradaki bütün Ege bölgesi kuzey-güney yönde genişliyor ve bu genişleme sadece tek fay üzerinde olmuyor. Yüzlerce aktif fay var. O yüzden burada sürekli bir faaliyet beklenmesi gerekir. Şimdi Marmara'ya dönersek, şunu açalım. Teşekkürler hocam. Ha, bir şey değil. Şu Marmara'da yani bu Çınarcık fayı, bu isimler biraz karışık. Herhalde Çınarcık fayını kasteden bu Adalar fayı, bu şu fay, ana aktif fay şu. Burada ufak fay var ama bu fazla aktif olduğu düşünülmüyor. Bir de bu fay var. Merkezi Marmara fay. İstanbul'da galiba 19. yüzyılın sonlarında bir deprem olmuş. O depremin nereden olduğu tam bilinmiyor. Bazı kişiler bu Adalar fayı üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Eğer doğruysa o zaman ana kırılacak fay şu Merkezi Marmara fayıdır. Ama bu konuda dediğim gibi kesin bir bilgi söz konusu değil. Fali, yani bu konuda bir de aktif fay haritası vardı bir yerde. Şurada bakalım. Yani bu tarihi depremler haritası vardı. Onu da bakalım. Evet, bu 1894 depremini mesela bu episenter olarak bu Adalar fayının üzerine koymuş. Ama dediğim hocam gibi, evet. Peki bu bu fay fark ediyor mu, yani üzerinde hangisinin üzerinde deprem olursa şiddetinde, büyüklüğünde bir değişim meydana gelebilecek mi? Şimdi deprem bir kişiye var. Depremin büyüklüğü var, şiddeti var. Büyüklük tamamıyla fiziksel bir şey. Şiddet ise yarattığı etki. Depremin evet, büyüklüğünü konuşmak lazım. Depremin büyüklüğü kırılan fayın uzunluğuyla doğrudan orantılı. Kırılan fay segmenti ne kadar uzunsa, düzlem ne kadar büyükse deprem o kadar büyük oluyor. O açıdan eğer mesela şu fay, bu Adalar fayı 1894 depreminde kırılmışsa, olacak depremde bu tekrar kırılmaz ve az sayıda oynar. O zaman daha iyi bir şey. O zaman sadece şu kısım kırılır.
daha düşük büyüklükte bir deprem olur. 7.1 ya da 2. Ama yok, kırılmamışsa, ikisi birden kırılırsa deprem biraz daha büyük olur. Ama bunun tespiti çok güç. Peki hocam, bu depremin etkilerini hep İstanbul özelinde konuşuyoruz. Trakya etkileri nasıl olur? İşte Tekirdağ, Çorlu, o hatta. İstanbul çok büyük şehir olduğu için konuşuyoruz. Oraya da etkisi, ama depremden ne kadar uzaklaşırsınız o kadar iyi. Mesela Çorlu nispeten uzak bir olacak depreme. O açıdan İstanbul'dan daha şanslı. İstanbul'un kuzeyi gibi. En riskli bölgeler depreme epicenterine kırılan faya en yakın olan bölgeler. O da İstanbul'un, bakarsınız, bu güney kısımları oluyor. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Son bir soru sorabilir miyim? Hocam, evet, Karadeniz'deki petrol yataklarından bahsettik. Şu an Akdeniz'de çok popüler bir konu. Hı-hı. Orada durum nedir jeolojik açıdan? Orası da enteresan. Dur, öyle bir harita bulursa şu haritaya bakalım. Şimdi Doğu Akdeniz'de İsrail ve daha sonra Mısır doğalgaz, büyük doğalgaz yatakları buldu. Onların bulduğu yataklar, şeyi de açayım. Şu bölgede, Kıbrıs'ın güneyinde şu bölgede yer alıyor. Bu bölge, yani bir tür Nil konisi var. Burada büyüsün Nil nehri getiriyor kalın sedimanlar. Onun bir tür devamı. Bu yataklar yine Karadeniz'de bulunan çökeller gibi genç, miyosen, pliyosen çökeller içerisinde yer aldı. Bunun dışında Kıbrıs'ın kuzeyinde şu bölgelerde arama yapılıyor, ama bu bölgelerde herhangi bir petrol yatağı veya doğalgaz yatağı bulunamadı. Durum bundan ibaret. Yani Türkiye şuralarda arama yapıyor, buralarda çıkar mı emin değilim. Ama yani dediğim gibi şu kısımlar asıl doğalgazın bulunduğu, büyük doğalgaz yatağının bulunduğu şu alan, şu alan. O açıdan Karadeniz'deki şu kısımlar devam etmek belki daha bir strateji olabilir. Hocam orayı bir tekrar eder misiniz, o Nil Havzası'nı? Orayı bir not alıyordum da hocam, kaçırdım. Orada şimdi burada biliyorsunuz Nil nesi geliyor. Şurası böyle bir çıkıntı var. Şurası Nil Deltası'nın Nil Deltası olduğu yer. Bu Nil Nehri eski bir nehir. Bunun getirdiği sedimanlar aynı şekilde bu Akdeniz'in içerisine depolanmış vaziyette. Bu bulunan yataklar da bu Nil Nehri veya ona benzer daha yaşlı bir nehrin getirdiği sedimanlar içerisinde, miyosen, pliyosen yaştaki kalın sedimanlar içerisinde. Doğu Akdeniz'in burasında okyanus kabuğu olduğu düşünülüyor. Karadeniz'e benziyor. Onun üzerinde yine çok kalın bir sedimenter istif var. Bu teşekkür ederim hocam. Bu sedimenter istifin genç üst kısımlarında. Çok sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hocam, müsaadenizle ben de bir soru sorayım. Bu Anadolu'nun Libya'ya doğru olan hareketi sonlandığında, yani Libya'ya çarptığımızda Kuzey Anadolu fayının aktifliği son bulacak mıdır? Yani pasif bir hale gelecek mi? Aslında güzel bir soru. Muhtemelen azalacak pasifliği. Çünkü bu çarptığı zaman, hatta çarpışma başlamış. Burası Krenia diye bir bölge Libya'nın. Burada hafif tepeler oluşmaya başlamış. Bakarsınız morfoloji haritasına, Libya dümdüz bir yer ama burada tepelik alanlar var. Bu çarpıştığı zaman artık bu dam batma sona erecek bir şekilde. O zaman buraya ana etken de azalacak. Yani pay hareketi azalacak ve bitecek. Zaten dünyadaki bütün yapılar, paylar, volkanlar, hepsinin belli bir ömrü var. Belli bir zaman sonra faaliyetlerini son veriyor. Mesela fayların araziye çıkarsanız binlerce fay görürsünüz. Bunun binde biri ancak aktiftir. Çoğu geçmişte aktif olmuş. Bugün artık tektonik konum değiştiği için aktifliğini kaybetmiş yapılar oluyor. Anladım hocam, sağ olun. Hocam, ben de çok basit bir soru sormak istiyorum. Öncelikle çok teşekkürler. Çok bilgilendirici bir sunum oldu. Baştan sona çok akıcıydı. Bu demin arkadaş sordu gerçi ama milyon yıllar sonra denizlerin birbiriyle olan bağlantısı ya da konumlanması ne şekilde değişebilir? Özellikle bunu Akdeniz, Çeperi, Tarık, Boğazı kapsamında sormak istiyorum. Karadeniz'in bağlantılarını Akdeniz'le ve Atlantik'le bağlantısını merak ediyorum. Milyon yıllar sonra bu hareketlik ne yöne doğru evrilebilir? Evet, yani o da enteresan konular. Öyle çalışmalar da var. Yani geçmişte böyle coğrafik haritalar olduğu gibi
geleceğe dönük de coğrafya yaratmak mümkün. Bu hareketleri devam ettirirsek ama o spekülatif oluyor. Ben o konuda pek çalışmadım ama düşünürseniz mesela olacak işlem 5 milyon yıl sonra belki bu Ege ile birbirinin çarpışması. Burada o zaman bir karasal alan oluşacak. O da Karadeniz'i tamamen izole eder. Karadeniz tabanda okyanus kabuğu var. Sağlam bir litosfere sahip. Pazar Gölü de öyle. O yüzden Karadeniz nispeten iyi korunmuş. Şimdi hafifçe sıkışıyor. Yani kuzey-güney yönünde biraz sıkışma var. Bu sıkışma devam ederse Karadeniz kara haline gelebilir. Yani bu tip spekülasyonlar yapılabilir. Ama dediğim gibi bu olaylar 5-10 milyon, 20 milyon mertebesinde olacak olaylar. Yani insanın ömrü o kadar olacak mı? O daha belki kuşkulu. Ama yani enteresan bunu düşünmek. Anladım. Çok teşekkürler hocam tüm sunum için de ayrıca. Sağ olun. Hocam ben bir şey sorayım. Sor. Şimdi 99 yılında o fayı keşfettik dedik denizin altındaki. 48 yılında. Yok şey Marmara'yı mı diyorsun? Denizin altındaki ölçüm yaparak. Evet evet hani, Marmara'yı evet. 99 yılında keşfettik diyoruz. Başka bir denizin altında hani keşif yapmak için illa bir araştırma yapmak gerekiyor ya da ne bileyim. Aynen. Yani şey bir de ekstradan ekleyeceğim. Bu şimdi Karadeniz'de doğalgaz araması yapılıyor. İşte milyon dolarlık şeyler, harcamalar yapılıyor. Şöyle diyeyim nasıl desem. Şimdi bu çalışmayı yapan kişiler hani bir tecrübe kazanıyor orada şimdi çalışmayı yaparken. Bu hani oradaki jeolojisten herkesin yapabileceği bir şey mi oradaki şey? Yoksa bayağı bir emek bir şey gerekiyor mu? Tecrübe gerekiyor mu? Hani oradaki şeyi görebilmek. Oradaki veriyi yorumlamak. Sondaj yapılırken ki şey. Hı-hı. Hani o açıdan sorayım dedim. Sadece, evet. Hani yıllarca bir birikim gerekiyor mu yani aşırı derece? Yani bu işler yani bende bir birikim gerekiyor. Çünkü diyelim ki mesela sondajı bu Karadeniz'de bahsettiğim Yasuit 1 sondajını karar veren sondaj jeolog oluyor. Şimdi veri toplanıyor. Öyle bir ekip çalışması oluyor genelde. Düşünün mesela bir şirket yabancı veya TPA'dan Karadeniz'e ilgi gösteriyor araştırma için. Yaptıkları için bir grup topluyorlar. Yani 3-5 kişilik bir grup. İçerisinde jeolog oluyor, jeofizikçi oluyor. Bunlar verileri inceliyorlar. Ne gerekirse onu düşünüyorlar. Ve bir rapor hazırlıyorlar. Bu raporu üst makamlarında sunuyorlar. Management denekisinde. Onları ikna etmeye çalışıyorlar. Daha sonra bunlar kabul edilirse nerede sondaj yapılacağını genelde bir jeolog karar veriyor. O da nispeten senior yani uzun seneler çalışmış, tecrübeli olan bir jeolog oluyor. Ama onda da yine hata olabiliyor. Mesela bu Yasuit 1 sondajını karar veren Chevron'da çalışmış jeolog. Onu ben Amerika'da tanışmıştım tesadüfen. O yani tanıştığım zaman herhalde 60 yaşlarındaydı. Yani o zaman ayrılmıştı şeyden. O karar ver. Mesela o diyordu ki ben sordum jeofizikçilere bu gözüken yapı volkanik mi yoksa kireç taşı mı? Çünkü kireç taşıysa bayağı ümit var. Volkanik ise boş yere para gidecek. %90 kireç taşı demişler. O da tamam yapalım sondaj demiş ve sonunda volkanik çıkmış. Tabii çok büyük sorumluluk gereken para çünkü yani ben 200 milyon dolar para bir yerde çöpe gidiyor. Yani büyük gerçekten paralar harcanıyor bu işe. Bir de yani bunun fazla bir getirisi de yok. Çünkü petrol işinde bir şey bulamazsan belki biraz bilgi elde ediyorsan ama bilginin de fazla bir getirisi yok. Bunun da diğer bir sonucu da yani böyle çok garip kasaba veya hikayeleri vardır. Efendim Amerika diyor uzaydan bakıp da nerede petrol var biliyormuş onu kapatıyormuş. Yani böyle şey mantıksız şeyler çok vardır bu tip. Yani sizler de duymuşsunuzdur. Yani bu tip örnekler böyle bir şeyin olmayacağını gösteriyor. Yani en büyük şirketler bile büyük hatalar yapabiliyorlar. Ve hala insan öngörüsü, düşüncesi bu tip çalışmalarda hala son derece önemli. Makineler her şeyi yapamıyor. Bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi son zamanlarda popüler olarak bu doğalgaz aramalarında falan
televizyonda bir programda dinlemiştim. TFAO genel müdürleri değiştirildi. Yani üst kademeler, tecrübeli insanlar değiştirildi diye bir ifadeler vardı çoğunlukla hatırladığım kadarıyla. Bu insanlar hani bu şeylerin hani ne kadar verimli olup olabileceğini biliyordu da hani örnek görüyorum. Hani ondan sebep karşı çıkıyorlar mıydı? Ondan sebep mi değiştirdiler? Yoksa öyle bir bilginiz var mı? Merak ediyorum. Sadece hani hangi taraf doğru söylüyor onu daha çok öğrenebilmek için. Yani onu anlamak zor. Fakat mesela yabancı petrol şirketine bakarsanız onlar özel şirketler. Yani özel şirket olduğu için orada liyakat daha önemli oluyor. Çünkü adam bu işi para yatırıyor ve karşılığını en iyi verecek kişileri bulmaya çalışıyor. Devlet şirketlerinde genelde bu böyle olmuyor maalesef. Başka faktörler ön plana çıkıyor. Yani o yüzden özel şirketler bu tip işleri genelde daha iyi, daha verimli bir şekilde yapabiliyor. Anladım. Teşekkürler. Başka soru yoksa saat 7'yi çeyrek geçiyor. Herkese hocam, iyi akşamlar. Hocam ben sorabilir miyim? Son. Tabii sor. Hocam benim sunumdan biraz bağımsız olacak da sizce böyle yani Türkiye jürisine çok yani yıllarınızı verdiniz. Türkiye jürisinde çözülmemiş paleotektonik sorunlar var mı büyük anlamda? Burada birçok lisans öğrencisi var, belki onları da bir yönlendirme evet. olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Aslında çok çok sorun var. Yani Türkiye jeolojisi çok karmaşık. O yüzden jeologlar için yani jeoloji için inanılmaz bir laboratuvar gerçekten. Paleotetiz mesela bu paleotetiz neotetiz ilişkisi de enteresan bir çözülmemiş problem. Neotetiz bunu bahsetmedim çünkü yani konuyu çok uzatırdı. Neotetiz daha çok Trias'ta başlayıp Kretase'ye kadar giden bir okyanus. Paleotetiz ise Karbonifer işte'den başlayıp Trias'a giden bir okyanus. Bunların zaman mekan ilişkisi hala iyi anlaşılmış bir konu değil. O açıdan bu çok enteresan bir konu. Yani o çalışılabilir o şekilde. Bunun gibi değişik konular var. Yani Türkiye jeolojisi açısından bir cennet aslında. Yani arazi de hem ulaşılır hem mostralar iyi. O yüzden belki dünyanın en iyi jeoloji yapılacak yerlerinden bir tanesi. Teşekkürler hocam. Karol hocam çok teşekkür ederiz bu değerli sunumunuz için. Çok sağ olun. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar dedim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.